Çünkü ekonomi iyi olsaydı, enflasyon olmasaydı bu gündeme gelmez. Ama şunu söyleyeyim, yaş konusunda bir daha dün de söyledim. Yaş konusunda geriye gitme olmaz, ayrım olmaz. Artık bu 25 yılını doldurduysa, 99 önce sigortalıysa, isterse 35 yaşında olsun, isterse 55 yaşında olsun, emekli olmak zorunda. İşte milyonlarca kişi Sayın Çalışma Bakanı'nın ağzından o sözü duymak istiyordu. Onu yani söyledik biz işte bir yaş sınırlım. Ha şey. Hayır. Ama o yaş sınırlaması getirmiyoruz gibi bir şey söylemedi. Yani yaş sınırı var mı yok mu? Ama yani kadınlarda 48-50 olacak mı, bak, olmayacak mı? Erkeklerde 50-52 olacak mı, olmayacak mı? İnsanlar bunu merak ediyor. Ben söylerim de o söyleyemez. Çünkü çalışma bitecek. Çalışma bitsin ama buradan hatırlatalım. Onu bazı odaların iş dünyasından bazılarının istediğini, devletin, hükümetin böyle bir şey demediğinin altını bir daha çizelim. Ben artık yaş şartının aldığım izlenim de olacağını düşünmüyorum yani. Onu da söyleyeyim. Ya inşallah olmaz. Dediğim gibi insanların umutlarıyla, beklentileriyle, hayalleriyle oynanılmasın. Şimdi insanlar ne diyor? Biz 8 Eylül 1999 öncesinde hangi haklara sahipsek yine aynı haklarla emekli olmak istiyoruz diyor. Ya bizim aslında bugün bunu konuşmamamız lazım canım. Zaten verilen söz de bu yöndeydi. Hiçbir kısıtlama şart olmadan insanlar hak ettikleri şekilde emekli olacaklar denilecekti. Biz bu EYT yasasının daha iyi nasıl çıkacağını konuşmalıydık. İşte staj mağdurları var, çıraklık mağdurları var. İşte 8 Eylül 1999'dan önce insanlara aylık bağlama oranları farklıydı, şimdi farklı. Dolayısıyla insanlar daha önceki haklarını alacaksa yine bu şekilde almaları gerekiyordu. Biz bunları konuşmamız gerekirken işte EYT düzenlemesi çalışanların lehine daha güzel nasıl hazırlanır konuşmamız gerekirken şimdi şunu konuşuyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar ikinci kez yaşa takılacak mı? İşte 48-50-52 yaş sınırı gelecek mi? Çok vaktimizde kalmadı ama söyleyeyim. Hükümete eleştiri getirmenin zamanı şimdi. Bence önce kanun taslağını bir görelim. Gördükten sonra belki başka konularda eleştiri olabilir. Bence o dijitalleşme tamamlandıktan sonra taslağı görüp üzerine konuşmak daha doğru olur. Ya tabii ki konuşalım da ya insanların da kafası bulandırılmasın. İnsanların uykusu kaçırılmasın Cem. İnsanların beklentisi şu, verilen sözün yerine getirilmesi. Şimdi Çalışma Bakanı şunu söyledi mi? İşte 8 Eylül 1999 öncesinde kim hangi hakka sahipse aynı şartlarda emekli olacak. Şart ve kısıtlama getirmiyoruz dedi. Şimdi insanlar bunu bekliyor. Çok sormuşlar. Bir daha söyleyeyim. Bakan Bey de çarşamba gece bana söyledi. Kadınlarda 5000 gün, erkeklerde 5400 gün. Öyle 3600 günüm var. O tür yanlış bilgilere kanmayın. 5000 günü kadınlar tamamlamak zorunda. Erkekler 5400 günü tamamlamak zorunda. Onun dışındakiler olmuyor. Ha 1000 gün eksik onu para zaten verip... Zaten insanlar buna itiraz etmiyor. Evet. Hani benim 4000 günüm var. 1000 gün ödesem olur mu? Onu bilmiyoruz. O kanun taslağı çıktığı zaman görülecek. Tabii bir askerlik borçlanması, kadınlar için de doğum borçlanması var. Tabii ki düzenleme geldiği zaman bakarız. Ya zaten insanlar şunu söylüyor. Prim gün sayısı ve çalışma yılı tutanlar emekli olacak. Zaten başka bir beklenti yok. Yani insan, yani sana az önce gösterdim Cem. Hani diyorsun ya 40-45 yaşında insanlar emekli olur mu? Ya 35 yaşının üzerinde insanlara iş verilmiyor. Şimdi bu insanlar hayır, ne yapacak? Veriyor, o... Yani ağır işçilikte verilmiyor. Ya Cem Allah aşkına ağır satış tanıtım elemanı 20-35. Ya insanlar hayır, bak, rahat iş mi bulabiliyor? İyi editör, iyi masa başı işlerde ama ağır inşaattaki adam bulamıyor doğru. Ne bileyim tezgahtardır kadın. Ayakta çalışıyor. Ya adamın işi oysa ne yapsın? Tezgahtar ya da ne bileyim inşaatta abi, çalışıyor. Şimdi öyle şimdi o adam 4000 lira. Ne yapsın peki bu adam ne yapsın? EYT ile 4000 5000 lira aldı emekli oldu. O parayla geçinebilecek mi? Gene çalışmak zorunda. Ya işte ise akmasa da damla Cem şimdi insanlara 4000 mi büyük sıfır mı büyük? Yani Ahmet, bir insanın cebinde sıfır lirası var bir de 4000 lira bak, veriliyor. Amerika gibi Avrupa gibi yaparsın. Ağır işçilikte çalışanları belli bir yılda emekli edersin. Madende çalışanlar Zonguldak'ta öyle 15-20 yıl çalışıyorsun. Madende tamam, emeklisin. Tamam zaten yıpranma ağır payı işçilik. Yıpranma payı de demiyorum. Var. Ağır işçilik, inşaatta çalışanlar, yerin altında çalışanlar, ne bileyim madenlerin bütün madenlerde çalışanlar o tür zor iş başka ama masa başı işlerde bilmem neydi o başka. Masa başı işi ya işte 40 yıpranma yaşında payı da erken emeklilik sağlıyor onu anlatmaya çalışıyorum. Yani. İyi gazeteciysen her yerde iş bulursun yani. İyi şimdi bak editörsen basın bulursun. Sektöründe
basın sektöründe, maden sektöründe, asker, polis, kod taşlama işçisi, bunlarda tamam, zaten doğru. Yıpranma payı var. 4 yıla 1 yıl kazanıyorlar. Yani daha erken emekli olma şansları var. Mesele evet, o değil Cem. Sen diyorsun ki Türkiye'deki herkes editör mü? Yani editörler iyi editörse ya, iyi, rahat iş bulabilir. Ahmet, adam inşaatta, adam şimdi... Peki satış tanıtım elemanı ağır işçi mi mesela? Gazetecilerin %60'ı işsiz, ne yapacağız şimdi? Emekli mi edeceğiz? Ya hak ettiyse edeceksin zaten. Hayır, hayır. Yani bu Bluetooth değil ki. Yani şimdi 25 yılını onun iş bulmama kabahati hükümet mi? Ya 25 yılını doldurduysa, prim gününü tamamladıysa. Onu demiyorum. Ya, 45 yaşında da ben bir sürü işsiz gazeteci tanıyorum. Her gün bana ulaşıyorlar. 45 yaşında, 50 yaşında abi bilmem ne iş ver diye. Her sektörde var. Oyunculuk sektörünün %70'i işsiz. Yani ya, o birçok yerde insanların var. İnsanların kişisel yeteneklerinden ya da kadrosuzluktan olmayan işlerden sen bahsetmiyoruz. Sen onu şöyle ağır eleman şöyle. Adam bak ağır işçilik eleman yapanlar. Eleman aranıyor ama bak, yaş şartı sunuyor. Ondan bahsediyorum. İnşaat işçileri, kodlamada, taşlamada yapanlar, tekstilde onlar ağır işçilik kabul. Ne bileyim. Ön muhasebe sorumlusu ağır işçi mi Cem? Bak abi, diyor ki kadın veya erkek fark etmiyor. 20-35 yaş arası. O sadece bir yer. Başka yerler alıyordur 35 yaşında. Ya gir internetten bak. Her yerden bak Cem. Kariyer ya, sitelerine Ahmet, bak. Allah iş arama aşkına, ilanlarına bak. 40 yaşında muhasebeci baksın. Almıyor mu şirketler? Kalite kontrol paketleme uzmanı. Ya, ağır iş mi? 25-35 yaş arası. Ahmet 84 satışa, milyonluk ya, ülkede. Milyonlarca örnek var. Ahmet, İstersen meydan laruf gibi çıkartabilirim sana çıktıları. 84 milyonluk ülkede. Ha, bütün işverenler 40 yaşında eleman almayayım mı? Muhasebeci 40 yaşında almayayım mı ya, diyor ya. Ya alan da vardır. Ben genelinden bahsediyorum. Genelinden geneli, Cem. Geneli bilemez. Gir, öyle bir kariyer şey yok. Sitelerine, iş arama sitelerine gir. Seyircilerimize girsin. Ya da biz şimdi konuşurken Twitter'dan bizi Türkiye'de de etiketleyerek insanların yazsınlar. Şeyi değil, vatandaşlar Türkiye'de, iş bulabiliyor mu bulamıyor Türkiye'de mu? Türkiye'de 35 milyon çalışan var. Emekliler 40 şeye katınca. Türkiye'deki çalışan sayısı fena değil. Ama bir de Türkiye'nin en temel sorunu gençlerin ne eğitimde ne işte olan 3,5 milyonluk bir nüfus var. Ona esas çözüm bulması lazım. Eğitim oranı da çok yüksek değil Türkiye'de maalesef. Yani onun da iyi olması lazım o anlarda. Ahmet süreyi aşıyoruz. Onlar ayrı tek cümle. Konusu. Tamamdır. Tek cümle şu. Belediye başkanı ver. Tamamdır. İnsanların hayalleriyle, beklentileriyle oynanılmasın. İnsanlar 8 Eylül 1999'dan önce hangi haklara sahipse kayıt, şart, ikinci kez yaş şartı getirilmeksizin emekli olsunlar Cem. Pazartesi bu konuları konuşmaya devam ederiz. İyi hafta sonları diliyorum sana. Teşekkür ediyoruz Ahmet. Gündemi aktardığın için sağ olasın.